Barbie. Hadi biraz geçmişine inelim. Ruth Handler 4 Kasım 1916'da Amerika'da doğdu. Ailesi daha ucuz bir yaşam için Polonya'dan Amerika'ya taşınmıştı. 10 kardeşin en küçüğüydü. Kalabalık bir ailede olmasına rağmen çocukken çok iyi şartlarda büyüdüğünü söylüyor. Ruth 19 yaşındayken Hollywood'a endüstriyel tasarım ders almaya gitti. Aynı sınıfta tanıştığı Elliot Handler ile evlendi. Ardından ise Harold Matson ve Handler çifti birlikte Metal adlı şirketi kuruyor. Şirket başlarda sadece çerçeve imalatı yapıyordu. Üretimden arta kalan malzemelerle küçük bebek evi mobilyaları yapıyorlardı. Bu küçük şirin mobilyalar o dönemlerde trendlere oturmuştu. Ulan biz neden çerçeve merçeve uğraşıyoruz? Oyuncak yapalım dedikten sonra ilk üretimini gerçekleştiriyorlar. Şirketin ilk oyuncağı Ukaya Dadın adında bir müzik aletiydi. 1950'lerin başında Ruth Handler büyümeye başlayan kızı Barbara'nın kağıttan bebeklerle oynadığını gördü. Barbara onlara yetişkinlere has özellikler eklemeye çalışıyordu. Handler çocuk aklı işte demedi ve bu durum oldukça ilgisini çekti. Handler Avrupa seyahati sırasında da Alman bir Lily adlı bebeği gördü. Lily, küpeleri ve ayakkabıları olan büyük bir kadın görünümündeydi. Çalınmasın diye midir bilinmez ama bu aksesuarlar çıkartılmıyor, oyuncağın üzerinde yer alıyordu. İlk görüşte aşk misali bu bebekten çok etkilendi ve birkaç tane alıp geri döndüğünde kolları sıvadı. Bebeğin kalıbını yetişkin bir genç kadın olarak tasarladı. Küpelerin, ayakkabıların, kıyafetlerin giydirilip çıkarılabileceği bir oyuncak bebek yaratmıştı. Bebeğe Barbie adını verdi. Yani kızın adından esinlendi herhalde. Barbara. Barbara herhalde. Kızı olan. Barbie ilk kez 9 Mart 1959'da New York'taki oyuncak fuarında göreceğe çıktı. İlk üretilen bebeğin üzerinde zebra şeritli bir elbise ve topuklu ayakkabı vardı. İnsanlar fuardaki bu bebekten çok etkilenmişlerdi. Bu durum Ruth'un yapmış olduğu müthiş gözlem ve girişimin bir sonucuydu. Ruth bu bebeği sürekli geliştirmeye çalıştı. Üniversiteye falan gönderemedi belki ama astronot, veteriner, doktor gibi kariyer seçenekleri için kıyafetler hazırladı. Barbie'nin saç modeli de çıktığı her dönemin modasına ayak uyduruyordu. İyi ki bizim ülkemize göre ayak uydurulmuyor. Düşünsenize emo, apache, monuş baba tipli bebekleri. Tabii erkek arkadaş olmadan olur mu diye sormuş olacaklar ki erkek bebekken de piyasaya çıktı. Devamında ise aile ve arkadaş serileri raflardaki yerlerini aldılar. Tabii bebek bu kadar popüler olunca karalama çalışmaları da başladı. Yok işte böyle mükemmel kadın vücudu mu olur? Genç kızlar için gerçekçi olmayan beklentiler yaratıyor falan filan. Yapılan bu karalama çalışmaları Barbie çılgınlığına engel olamadı. 1976 yılında da tüm dünyada tam 1 milyarın üstünde Barbie bebeği satıldı. Ruth Handler piyasadaki açığı fark etmesiyle Mattel şirketini 6.2 milyar dolar ciroluk duruma getirdi. Hala hepimizin bildiği Fisher-Price, Barbie, Hot Wheels gibi markaları bünyesinde barındırmakta. Ruth 54 yaşında meme kanseri oldu. Bir ameliyat geçirdi ancak uygun protezi bulamadı. Kendi protezimi kendim üretirim dedikten sonra Nurlimi adlı çok gerçekçi protezi üretmeyi başardı. Ancak 27 Nisan 2002'de kolon kanseri ameliyatı sonrasında vefat etti. Bugün günümüzde bile herkesin elinde Barbie olmasını sağlayan, çocukların hayallerini süsleyen, Nurlimi protezini üreten Ruth Handler tam bir dehaydı. Sizi iyi yıllar dilemeyi unuttuk. Hepinize iyi yıllar dileriz. Ve siz de abone olmayı unutmayın.